Merhaba Web Tekno takipçileri, ben Levent Karaca. Bu videomuzda sizlerle beraber Samsung Galaxy A5 inceliyoruz. Samsung Galaxy A5 5 inçlik bir telefon arkadaşlar. Bir tane abisi, bir tane de kardeşi var bu telefonun. A3 ve A7 isminde. Bu tam onların ortasında kalan, özellik olarak da o şekilde olan bir telefon. Telefonun en güzel tarafı metal kasası tabii ki de. Direkt gördüğünüz zaman, hani dokunduğunuz zaman metal kasayı çok net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Telefon 4 farklı renk seçeneğiyle geliyor arkadaşlar. Şimdi biraz sağında solunda neler var onları söyleyeyim ben size. Telefonun sağ tarafında power tuşu var. Hem telefonu açıp kapatıyor hem de tuş kilidini açıp kapatıyor. Onun hemen altında micro SD kart yuvası var. Onun hemen altında nano sim kart yuvası var. Telefonun alt tarafında standart 3.5 mm'lik bir jack girişi var. Onun da hemen yanında USB 2.0 şarj etme ve veri aktarmak için bir giriş var. Onun da hemen yanında bir tane mikrofonu var. Telefonun sol tarafında sadece ses açma ve kapama düğmeleri var. Üst tarafında küçük bir tane daha mikrofon görüyoruz. Telefonun arka tarafına baktığımız zaman flaşını görüyoruz. LED bir flaş var, tek ton. Onun hemen yanında 13 megapiksellik kamerası ve onun da yanına hoparlör konulmuş. Telefonun ön tarafında fiziksel bir home düğmesi bulunuyor. Bunun iki yanında da sanal tuşlar var. Ancak dokunmadığınız zaman ışıkları yanmıyor ve hiçbir şekilde belli olmuyor bu tuşlar. Üst tarafında yine bir hoparlör var. Karşı tarafın sesini duyabilmeniz için. Onun hemen yanında yakınlık ve ışık sensörleri ve bunların da yanında ön kamerası bulunuyor. Hoparlörü kameranın hemen yanına koymuşlar arkaya. Çok alışık olmadığımız bir yerde aslında. Eskiden bu tarz hoparlörler görüyorduk ancak uzun zamandır yeni çıkan telefonlarda bu tarz bir hoparlör görmedik. Oyun oynarken sıkıntı oluyor mu diye düşünebilirseniz bence sıkıntı olmuyor. Oyun testlerinde hoparlörü elim kapatmadı hiçbir şekilde. Oyunun sesini çok net duyabildim ancak cebinize koyduğunuz zaman direkt böyle cebinize dayanacağı için telefonun sesini duymakta biraz zorlanabilirsiniz. Aynı zamanda kamerayı da biraz çıkıntılı yapmışlar. Kameranın üzerini koruyan tabii ki bir cam var ancak yine de biraz daha dikkatli olmak lazım. Micro SD kart ve sim kart yuvasını böyle telefonun hemen yanına koymuşlar. Çünkü telefonun arka kapağını açamıyoruz, pile ulaşamıyoruz, pili değiştiremiyoruz. Bu sebepten dolayı telefonun yan tarafına koymayı düşünmüşler. Telefonun 123 gramlık bir ağırlığı var arkadaşlar. Ağırlık değil aslında, hafiflik. Telefon bayağı bir hafif, öyle elinizi rahatsız edecek bir ağırlığı yok. Aynı zamanda 6.7 mm inceliğinde veya kalınlığında bayağı ince bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Hatta kamera çıkıntısı olmasaydı çok daha zarif durabilirdi bence. 5 inç ekran var dedik arkadaşlar. Bu 5 inç ekran işte aşağıdan yukarıya parmağınızı tek elle çok rahat hareket ettirebiliyorsunuz. Otobüste hani bir elle tutunup diğer elinizle telefonu çok rahat bir şekilde kurcalayabiliyorsunuz. Aynı zamanda 13.9 cm boyu ve 6.9 cm genişliği var telefonun. Bunu da belirtelim. 1280x720'lik HD bir ekranı var arkadaşlar. Corning Gorilla Glass 4 ile korunuyor bu ekran. Süper AMOLED bir ekran. Renkler ve kontrast oldukça güzel arkadaşlar. Hani baktığınız zaman fotoğraflara falan gerçekten bayağı canlı renkler görebiliyorsunuz gün ışığında bile. Aynı zamanda bu ekranın 294 ppi değeri var. İnç başına düşen piksel sayısı 294. Telefonun içinde neler var biraz da onlara bakalım arkadaşlar. Snapdragon 410 chipseti bulunuyor telefonun. 4 çekirdekli 1.2 GHz hızında çalışan Cortex-A53 işlemcisi var. Aynı zamanda telefonu kurtardığı yönlerden birisi RAM'i. Telefonun toplamda 2 GB'lık bir RAM'i var. Bu arada grafik işlemcisi olarak da Adreno 306 kullanıyor Samsung Galaxy A5. Şimdi dilerseniz telefonun benchmark sonuçlarına bir göz atalım. Telefon Geekbench testinden tek çekirdekte 477 ve çift çekirdekte 1423 puan aldı. Antutu'ya geldiğimiz zaman da 20.252 puan aldı. Sıralamada geride gözüküyor biraz telefon. Telefonun kendi fiyatından daha düşük fiyatlara satılan ve sırada daha üstte olan telefonlar görebiliyoruz. Benchmark sonuçları bu şekilde arkadaşlar. Telefon 4.4.4 ile geliyor. Ancak Samsung yetkilileri tarafından yapılan açıklamada Lollipop güncellemesinin geleceği söylendi. Yani telefonu alacaklar, üzülmesinler. Lollipop bu telefona gelecek. Samsung Galaxy A5'in kendi hafızası 16 GB arkadaşlar. Ancak biz bunun 10 ila 11 GB kadarını kullanabiliyoruz. Gerisinde sistem ve Samsung'un kendi yüklediği uygulamalar bulunuyor. Tabii bu hafıza size yetmezse dilerseniz 64 GB SD kart takabiliyorsunuz. Micro SD kartı 64 GB'a kadar destekliyor. Telefonun bataryasına bakalım. Telefonun bataryası 2300 mAh. Hani düşük gelebilir ancak ekranı Full HD olmadığı için 1280x720'lik bir çözünürlüğü olduğu için bir günü çok rahatlıkla çıkartıyor. Hatta yoğun kullanımlarda gün sonunda ultra güç tasarruf moduna alırsanız evinize çok rahat ulaşabiliyorsunuz şarjınız bitmeden. Kutunun içinden kulaklık çıkıyor arkadaşlar. Standart bir kulaklık, çok bir şey beklememek lazım. Aynı zamanda telefonda radyo özelliği var. Bunu da belirtelim. Telefonun SAR değerinden bahsedeyim arkadaşlar. Oldukça düşük değerler. Kafada 0,230 Watt bölü kilogram, vücutta ise 0,430 Watt bölü kilogramlık bir SAR değeri var. Gelelim Galaxy A5'in kamerasına arkadaşlar. 13 megapiksellik bir ana kamerası var. Kamera modlarını tamamen yönetebiliyoruz. İlk aldığımız zaman mesela HDR modunu göremedim ben. HDR fotoğraf çekmek istediğim zaman. Onu daha sonra ayarlardan sizin eklemeniz lazım. Kamerasının seri bir şekilde odakladığını söyleyebilirim. Odaklamak istediğiniz yere dokunduğunuz anda hani hiç vakit kaybı olmadan direkt odaklıyor ve fotoğrafı çekebiliyorsunuz. Ayrıca arka kamerası 1080p saniyede 30 kare video çekebiliyor. Selfie kamerası 5 megapiksel, hani geniş bir açıyla fotoğraf çekebiliyor arkadaşlar. 2 kişi 3 kişi yan yana durduğunuz zaman böyle bir kol uzunluğunda 3 arkadaş yan yana çok rahat selfie çekilebiliyorsunuz. Şimdi dilerseniz A5'in oyun performansına ve ne kadar ısındığına bir bakalım. Telefonda 15 dakika boyunca Asphalt 8 oynadık arkadaşlar. %60'lık bir şarjı vardı ve 32.8 dereceydi telefon. Wi-Fi açık ve parlaklığı sonda oynadık oyunu. 15 dakikanın sonunda 38.6 dereceye yükseldi telefonun ısısı ve şarjı da %53'e düştü. Yani ortalama 6 derecelik bir sıcaklık artışı oldu ki elle hissedilir hiçbir sıcaklık yoktu. Telefonun kasası gerçekten dışarıya sıcaklığı hissettirmiyor. Ayrıca %7'lik bir şarj kaybı da bence iyi bir oran. Tabii bunda ekranının 1280'e 720 olmasının da etkili olduğunu düşünüyorum. A5'in oyun performansı bu şekilde arkadaşlar. Yavaş yavaş son sözlere gelelim. Telefonun bu videonun çekildiği tarih itibariyle ortalama 1400 liralık bir fiyatı var. Bence orta sınıf bir telefon için bir tık fazla fiyatı. Hani biraz daha düşerse metal kasalı ve bu kadar şık gözüken bir telefon için çok daha büyük satış rakamları olacaktır gibi geliyor bana. Ancak yine de hani iyi de öldürelim, hakkını yemeyelim. Gerçekten Samsung hani kalite olarak, sağlamlık olarak güzel bir iş çıkarmış A serisinde. Özellikle şu an elimde A5 olduğu için bunun üzerinden konuşursam telefonun çok şık olduğunu söyleyebilirim. A5 ile ilgili aklınıza takılan soruları yorum kısmına atmayı unutmayın arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışalım. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook hesaplarımızdan takip edin. Aynı zamanda webtekno.com'da takipte kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.